Erman, günaydın. Seni görüyoruz. Marsilya maçı öncesi antrenmanı takip ediyorsun. Marsilya antrenmanı. Sözü sana bırakalım oradaki notlar için. Hava güzel gözüküyor. Serkan Yetin, Cem Dizdar, Marsilya'dan, Fransa'dan merhabalar, iyi yayınlar dileyelim. Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya. Yarınki karşılaşma öncesindeki son antrenmanını şu anda teknik direktör Jorge Sampaoli yönetiminde tesislerinde, yani Robert Louis Dreyfus tesisinde gerçekleştiriyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder de şu anda takımla birlikte antrenmanda yer alıyor sevgili Burak Karanfil. Birazdan ısınma hareketleri esnasında Cengiz Ünder'i ekranlara getirecek ki Cengiz zaten şimdi bize bir merhaba işaretini de yaptı. Çünkü buradaki tüm meslektaşlarımız, Fransız meslektaşlarımız bize Cengiz'i soruyorlar. Biz de onlara Cengiz'i soruyoruz. Takımın şu anda en dikkat çeken isimlerinden biri. 8 maç toplamda tüm organizasyonlarda ve 4 gollük bir performansı var. Olympique Marseille formasıyla bu sezon. Etkili bir oyun ortaya koyuyor milli futbolcumuz Cengiz Ünder. Dimitri Paya ekranlara geliyor. O da bu sezonun çıkış yakalayan isimlerinden biri. Arkadius Milik Napoli formasıyla uzun bir sakatlık dönemi yaşamıştı ama o da tekrar Olympique Marsilya ile eski gündeme dönmek istiyor. Çaletecar, Hırvat stoper savunmada önemli bir isim. Ligdeki ilk mağlubiyetini, ki yarıda kalan bir karşılaşma da var, Nice mücadelesi, onu hesaba katmazsak ilk mağlubiyetini hafta sonunda sahasında Velodrom'da Lens karşısında 3-2'lik mağlubiyetle aldı Olympique Marsilya takımı, ki Avrupa Ligi'ne de gruplardan direkt olarak başlamıştı Marsilya ve ilk maçında da Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı gruptaki ilk mücadelesinde. Fransa Ligi'nde şu anda 14 puanla bir maçı eksik. Lider Paris Saint-Germain'in ardından 10 puanlık bir fark var. İkinci sırada Lens var. Bu sene etkili bir performans ortaya koyuyor ki az önce de ifade ettim. Son mağlubiyetini Lens karşısında sahasında almıştı Olympique Marsilya. Tabii Fransa futbolu altyapısı oyuncu gelişimiyle de çok önemli bir organizasyon. Az önce Marsilya'nın tesislerine geldiğimizde de sevgili Burak Karanfil'le de sohbet ederken dikkatimizi çeken bir nokta oldu. Onu da paylaşmak istiyorum. 5 tane tesis içerisinde bir saha var. Ve şu anda farklı yaş kategorilerindeki 2 genç takımda karşılıklı. Yani A takım ve genç takımlar şu anda karşılıklı. Aynı dakikada, aynı saat içerisinde antrenman yapıyorlar. Bu da oyuncu gelişimi için, ki Cem abinin hep üzerinde durduğu bir nokta, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu altyapı sisteminin nedenli farklı işlediğini burada şu an şu dakika itibariyle canlı gözlerle de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz Olympique Marsilya adına. Saat 15'te Türkiye saatiyle Jorge Sampaoli ve milli futbolcumuz Cengiz Ünder Velodrom stadında basın toplantısında bir araya gelecekler ve bizlerin sorularını yanıtlayacaklar. Fransa ile Türkiye arasında bir saatlik bir fark var. Türkiye saatiyle 12.50'de de temsilcilerimizden, Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray Marsilya'ya oluşacak. Ve orada da yine sevgili Burak Karanfil ile kafilenin gelişini ekranlara getireceğiz. Sonrasında Velodrom'a geçeceğiz. Sampaoli ve Cengiz Ünder'in basın toplantısını ekranlara getireceğiz. Ve akşam saatlerinde Galatasaray Marsilya maçı öncesindeki son antrenmanını Velodrom stadında yapacak. Ki onun öncesinde de bir basın toplantısı da gerçekleşecek. Tüm bu detayları gün boyunca TRT Spor ekranlarından sizlere getireceğiz. Türkiye saatiyle saat 19'da bir antrenman var. Ve 19.30'da antrenman, 19'da da bir basın toplantısı gerçekleştirecek teknik direktör Fatih Terim bir futbolcuyla birlikte. Şu anda hemen önümüzdeki grupta Dimitri Paya ve Gudenzi, bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri, şu anda ısınıyorlar. Şöyle bir kadroya baktığımızda Amin Harit transfer döneminde Galatasaray'la da ismi anılmıştı. Şalke forması giyen bir isim. 10 numara pozisyonunda
O da dikkat çeken oyunculardan biri bu sezon. Aldığımız bilgiler ışığında Olympique Marseille kulübünün medya departmanından maç öncesinde herhangi bir eksiğin bulunmadığına yönelik yavaş yavaş yayını noktalayacağız. Sevgili Burak şu anda bir son kez Cengiz'i vermek istedi. İçinden geldi. Milli futbolcumuz Cengiz İnder'in de ısınma hareketlerini şu anda bir kez daha ekranlara getiriyoruz. Tabii onun için de çok farklı bir duygu olacak. Yani çok iyi bir çıkış yakaladığı sezonda ülkesinin takımına karşı, bir Türk takımına karşı yarın rakip olacak ki Patrick Van Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu'yla da muhtemelen karşılıklı kalacaklar gibi gözüküyor oyunun akışı içerisinde. Evet, Marsilya'da Olimpik Marsilya'nın Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanla ilişkin detayları, notları bu şekilde aktarmış olalım. Sözü bir kez daha Spor Manşet'e Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'a bırakalım. Erman teşekkürler. Ağzına sağlık. Cengiz'i de gördük. Antrenmana çıkken payıydı. Diğerlerini de gördük. Detaylar da güzeldi. Kolaylıklar dileyelim. Bugün ve yarın yoğun bir gün sizler için. Cengiz iyi başladı. Onu konuşuruz. Bir izleyicimiz yazmıştı. Hatırlatayım. Bu arada biz konuşurken Özlem Hanım'dan da rica edeyim. Borussia Dortmund Lisbon'un maçını da hani DSFS ekrana gelirse izleyicilerimiz de görsünler. 31 şut atmış Real Madrid'de. Yani mesela Şerif maçı konuşuluyor. 31 şut atmış. Şerif'in 4. 4'te 3. İyi yapmış. Boşa vurmuştu. 31'e 11. Şimdi bir şeyleri gençler yanlış anlıyorlar. Neleri? Gençler bir şeyleri yanlış anladıkları için konuları birbirlerine bağlayamıyorlar. Hı. Olmadığın için sürekli para harca yapıyorsun. Üretken değilsin. Sorun benim anlattığım şey, orada gidip çalışıyor, para kazanmak için çalışmıyor. Orada onu yapabilme fikri var. Aile çocuğunu yurt dışına gönderdiğinde oradaki, diyelim ki bizim burada marjinal sayılan işlerde çalışıyorsa, aa benim çocuğum çalışıyor diyor. Aynı çocuğu burada herhangi bir yere çırak çalışma için gönderemiyor. Bir tanesi yeğenim ayakta duramadı berberde. Hukuk fakültesinde okurken berbere gönderdim onu. Berber, bildiğin anam babam berber. Hı. Ayakta 10. gün duramadı. Ben burayı bırakıyorum dedi. Yapamam dedi. Yapamam dedi. Okuyacağı herhangi bir okulda o çalıştığı yerdeki kadar para kazanması senin o bitirdiği yerin sonunda bence mümkün değil. Bence mümkün değil. Çünkü beceri, emek, zaman, gayret, ustalık futboldaki gibi. Usta oyuncu o parayı alır. Paraysa derdim. Bence derdinizin para olmaması lazım. Derdinizin çalışma olması lazım. Derdinizin bilgi olması lazım. Bilgi ve çalışma, dolayısıyla çalışma ve bilgi zaten bu kapitalist işletim sistemi içerisinde seni bir yere, paralı bir yere götürecektir. Kendin kazanmaya başlayacaksındır. Doktor Zeki Pehlivan diyor ki. Hı, ne diyor? Hadi bakalım. Ajax dün akşam 10 pas oyununu çok iyi oynadı. Handbolde çok kullanılan bir antrenman türü olan bu çalışmayı futbolun da çok sık yapması lazım. Yap bak, ne dedim ben program başlarken? Hiç bu tweet yoktu önümde. Yoktu. Dedim ki onlar neyi yapıyor, biz neyi yapamıyoruz? Hem yapamadığımızı göreceğiz hem onların yaptıklarını göreceğiz. Şimdi bir handbol uzmanı, ustası, bir handbol iyisi sana bir şey öğretiyor. Diyor ki handbolde çok kullanılan bir antrenman türü olan bu çalışmayı futbolun da çok sık yapması lazım. Dar alanda savunmaya rağmen çok pas yapabilmek önemli bir bireysel ve takım becerisidir diyor. Şimdi sen orada Kenan kaçtı oydu buydu diyorsun. Bir o yapıyor. Onun yaptığına karşı sen de savunmada benzeri şeyler yapacaksın. Çünkü aynı zamanda savunma antrenmanı da yapıyorsun. Hani bizde savunmaya oturtmak diye bir boş bir anlatı var takım ya. Takım savunmasına oturtmak. Oturttu ne? Tamam. Oturdu takım savunması. Görüyorsun yani ligin halini görüyorsun. Bir orada. Öyle olmuyor takım savunması dediğin şey. Bunu yapmaya çalışanlar da bir tane oyuncusu yapamadığında yerin dibine sokulmaya çalışılıyor. Bütün disiplinlerden öğreneceğin şeyler var. Bütün disiplinlerden. Oranın antrenman tekniğini buraya uyarlayabilirsen, bu niyetin varsa farkı yaratırsın. Neymiş? Buz hokeyi hocası mı ne? Milli takıma öyle bir şeyler okuyoruz bu ara. Yok yok ya, bizim milli takıma. Yok ya, Amitalt'ta bir buz hokeyi hocası mı? Öyle bir şeyler milli takıma aranıyor. Hiç şey yok. Herkesten öğreneceğimiz şey var. Çim hokeyi dansı Filik, pardon. Çim hokeyi. Ya birisi işte ne, milli takıma böyle bir şeyler düşünülüyormuş. Bunu duyuyorum bu aralarda. Peki. Her tür disiplinden öğreneceğim bir şey var. Ama onu sana öğrettiğinde anlayabilirsen. Bizim sorunumuz öğretmeye gelenden o konuyu da daha iyi bildiğimiz için. Yani Aziz Sancar'dan daha çok genetikçi olduğumuz için biz
Bak aşıya karşı çıkan da var orada, diyor aşı diyor öyle değil abi.